Ardından hepimiz işlerimize döndük ve herkese hayırlı satışlar diliyorum öncelikle. İyi bir ticaret diliyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Haziran sonu Temmuz ayı itibariyle en son 2080 Super'in de gelmesiyle Nvidia'nın Super serisi GPU'ya sahip ekran kartlarının yeni serisi piyasaya çıktı. Bunları da yavaş yavaş artık stoklarda görmeye başladık. Zaten bu ekran kartlarının biliyorsunuz aslında Super serisinin gelmesi biliyorsunuz rekabetle beraber Nvidia'nın mevcut serisindeki kartların frekanslarının ve CUDA çekirdek sayılarının bir önceki nesle göre biraz daha arttırılarak daha rekabetçi olmaları sağlanmıştı. Bu sayede şu an için tabii ki daha rekabetçi, daha üst performanslı bir kart serisine sahip Nvidia'nın GPU tarafı. Biz de tabii MSI olarak aslında bu GPU'ları nasıl en iyi potansiyelde kullanıyoruz, oyuncuların hayatını nasıl kolaylaştırıyoruz ve oyuncuların ihtiyaçlarını nasıl karşılıyoruz, onunla alakalı detayları size bu kısa sunumda vaktinizi de çok fazla almadan hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Herkese de katıldığı için teşekkürler. Şunu da belirtmek isterim. Sunumun sonrasında, sonunda elimizde 20 dolarlık 3 tane Steam kodu var. İstediğiniz oyunu alabileceğiniz Steam içerisinden. Soru cevap kısmında soracağımız soruya ilk yanıt verenlere bu Steam kodlarını vereceğiz. Şimdilik dilerseniz sunuma hep birlikte başlayalım. Şu an gördüğünüz sunumdaki kartların genel serisi. Birazdan bu serilere tek tek aradaki farklılıkları anlatıyor olacağım. Hava soğutma tarafında bizim biliyorsunuz Gaming X-Trio serisi en üst seri. Bir de Lightning serisi var şu an burada fotoğrafı olmayan. O bir özel bir seri. Şu an için Super'lerde Lightning yok. 2080 Ti tarafında bir Lightning'imiz var biliyorsunuz Lightning serisi. Ama Super tarafında şu an için sadece Gaming X-Trio hava soğutmada en üst seviye çözüm olarak geçiyor. Gaming X-Trio zaten 3 fanıyla ve büyük soğutmasıyla öne çıkıyor. Gaming serisi zaten kendini kanıtlamış bir seri senelerdir. MSI'da üstün soğutmayla dengeli fiyat aralığını oluşturarak üst seviye çok beğenilen bir kart serisi. Birçok oyun severin de bildiği bir kart serisidir gaming. Armor tarafında tabii ki biraz daha maliyet olarak daha düşük ama özellikle bu sene gelen yeni fan sistemiyle bir önceki neslin hemen hemen gaming serisine yaklaşmış bir soğutma performansı sergiliyor. Duke tarafında Duke aslında referans Nvidia'nın referans tasarımını kullanan bir soğutma birimi. Yani normal Nvidia'nın referans tarafı referans PCB tasarımının üzerine MSI soğutması kullanılarak yapılmış. Yani özel bir PCB tarafı yok. Bu da tabii ki custom modding yani o soğutmayı söküp başka bir çözüm, custom loop almak isteyenler için Duke'te özel bir kart olarak öne çıkıyor. Ventus tarafı tabii ki daha çok maliyet odaklı bir kart. Diğer serilerine nazaran soğutması biraz daha mütevazi diyebiliriz. Ama tabii ki fiyat dengesiyle, performans dengesiyle çok beğenilen bir kart serisi olarak son zamanlarda öne çıkıyor. Özellikle normal süper olmayan serilerinde çok popüler oldu. Çünkü gayet yeterli bir performansı diğer bahsettiğim modellerden daha uygun bir fiyata sunan bir seri Ventus. Ayrıca RTX serisi de tamamen küçük kasalarda kullanımı göz önünde bulundurulan yani ekran kartının sığmadığı durumlarda ince yapıda RTX anakartlarla beraber küçük kurulumlarda tam performans sağlayan GPU'nun performansını tam olarak verebilen bir ekran kartı yapısına sahip. Seahawk modellerimiz de sıvı soğutmaya sahip özel modeller. Bunlar da tabii entusiyast olarak nitelendirdiğimiz yani donanım tutkusu olan insanlar için özel olarak üretilmiş. Özellikle EK bloğa sahip custom loop'la bilgisayarını customize eden insanlar için seçenekler oluşturuyor. Seahawk'un düz modelinde ise kendisi hazır bir sistemle geliyor ve sadece tak çalıştır bir şekilde sıvı soğutmanın keyfine varabiliyor son kullanıcılar. Dilerseniz Gaming Trio serisiyle biraz detaya girelim. Gaming Trio serisi biliyorsunuz bizim şu anki süper line-up'ında Super serisindeki en üst seviye soğutma sistemimiz hava soğutma tarafında 3 fanla zaten direkt öne çıkıyor. Baktığınızda devasa bir kart ve burada söylemem gereken şu mesela bir önceki Super olmayan seride 2070'lerde Gaming Trio serisi yoktu.
Ama 2070 Super'de Trio fanlara da yer verdik. Baktığınızda 2080 Ti gibi bir canavara soğutan bir soğutma sistemi artık 2070 Super'i soğutuyor. Bu sayede özellikle incelemelere, yurt dışındaki incelemelere, yakında iyice yayınlanmaya başlayan Türkiye sitelerindeki incelemelere de dikkat ederseniz bu soğutma sistemi 2000 Super ile birleştiği zaman neredeyse birçok oyunda fan açmıyor ve 60 derecelerde overclocklu bir şekilde 50-60 derece arası çok serin bir şekilde overclocklu halde üst performans sağlamanızı sağlayan gayet üstün bir soğutma sağlıyor. 2070 Super ile gerçekten çok uyumlu çalışan bir soğutma çözümü olmuş durumda. Tabi 2080 Super'de de bu Trio çözümünü görebiliyoruz. Baktığınızda tabii ki bu soğutma üstün soğutmasının yanında RGB tarafında da biliyorsunuz artık kasaların çoğu yan tarafı temperli cam ya da işte normal mika plastik cam olarak geliyor. Sonuçta kasanın içini görebiliyoruz ve bir görsellik katıyor bileşenler. Artık RAM'lerden anakartlara, işlemci soğutucusundan artık ekran kartlarına kadar birçok donanım RGB öğeleriyle zenginleştirilmiş durumda. Bu da tabii ki bir görsellik katarak sistemlerin daha şık görünmesini sağlıyor ve kişilerin yaşam alanlarına bir renk katıyor diyebiliriz. RGB önemli bir özellik ve biz de bunu özellikle Gaming X Trio serisinde özellikle hem yan kurulumlarda hem de dik ekran kartı kurulumlarda göze hoş gelecek olarak tasarlamış durumdayız. Zero Frozen teknolojisine zaten birçoğumuz haizdiz artık. Bir süredir MSI'nin ekran kartlarında bu teknoloji mevcut. Baktığınızda kısacası şu: 60 dereceye kadar ekran kartının fanları çalışmıyor ve 60 dereceden sonra çalışmaya başlıyor. Bu da ne oluyor? Masaüstü ortamlarında, mesela masa üstünde çalışırken ekran kartının fanı çalışmıyor. Gürültüyü sıfıra indiriyor. Artı tabii ki ekran kartının fan ömrünü de uzatmış oluyor. Torx fanlara geçmek gerekirse biliyorsunuz MSI tarafından Torx fanlar patentli bir fan sistemine sahip ve başka diğer markalarda bu tasarımı göremiyoruz. Çünkü patente sahip. Baktığınızda Torx fanın özelliği ne derseniz aslında Torx fan normal fanlardan yaklaşık %50 daha yüksek hava basıncı veriyor. Yani aynı ebattaki muadil bir fana göre daha fazla yaprağı ve yaprağın patentli kavisli yapısı sayesinde bir de Torx 3 ile eklenen tırnakları göreceksiniz fanların üzerinde. O da bir sıkıştırma yaratarak ekstra daha yüksek hava basıncı sağlıyor normal fanlara nazaran. Tabii ki biz bir önceki seride, geçen seneki serilerde ve şu an birazdan göreceğiniz Armor serisinde hala Torx Fan 2.0'ı kullanıyoruz. Bu 3.0 Gaming ve Gaming Trio modellerinde olan üst seviye bir fan sistemi. Torx Fan 2.0'dan da yani o senelerdir çok beğenilen Torx Fan 2.0'dan da %15 kadar daha yüksek hava akımı sağlayabiliyor. Bu da tabii ki dağıtıcı fan kanatları sayesindeki özel tırtıklar, özel kavisler ve mühendislik tasarımı sayesinde oluşan bir durum. Baktığınızda Gaming X Trio'da özel bir heatsink mevcut. Bu yüksek basıncı bir şekilde en üst seviyeye nasıl kullanabiliriz diye düşündüğümüzde baktığınızda mesela bir yüzey olarak bu petek yapının asıl amacı şu: daha az alanda daha fazla yüzey. Yani baktığımızda şu şekilde kullandığınız zaman bir heatsink'i daha geniş bir alana yaymanız gerekiyordu. Daha kartın daha büyük olması gerekiyor. Belki bu kasaya sığmayacaktı. Ama bunu tırtıklı bir şekilde akordeon olarak bir A4 kağıdı nasıl katlarsınız? Daha böyle az yer kaplar katladığınız zaman akordeon gibi. Aynı bu şekilde de daha fazla yüzeyi daha dar bir alanda kullanmamıza sağlıyor. Bu da tabii ki Torx 3.0'ın hava basıncıyla beraber birleştirdiğinde hava soğutmada rakipsiz bir çözüm sağlamış oluyoruz. Bu sayede MSI ekran kartlarının özellikle Gaming ve Gaming X Trio serilerinde Nvidia'nın GPU'nun potansiyelini en üst seviyede kullanmamıza sağlıyor bu termal yapı. Baktığımızda tabii ki sadece fan dedik, bu şekilde petek şeklinde heatsink tasarımı dedik. Daha yakınlaştırılmış soğutma borularına göre soğutma boruları sayesinde
%10 daha yakın yerleşimde yine burada da dereceleri aşağı çekmeye çalıştık. Ve baktığınızda bakır taban plakasıyla bunu destekleyerek 6 derece daha düşük sıcaklıklara kavuşabildik aynı yapıda heatsink'i kullanarak. Yani bu son 4 slide'ı özetlememiz gerekirse çok üstün bir mühendislik harikası hava soğutmadan bahsediyoruz. Dinamik backplate, güç bileşenleri için soğutma plakası, yakın temas soğutma, az önce bahsettiğim petek şeklinde, akordeon şeklinde daha az alanda daha çok yüzeyin kullanılması, termal pedlerin kullanımı, kalınlaştırılmış PCB ve gaming PCB tasarımıyla tamamen Nvidia'nın ürettiği bu mühendislik harikası GPU'ları en üst seviyede soğutmaya yarayan bir üst seviye hava soğutma sistemi Gaming ve Gaming X Trio ekran kartlarında mevcut. Ve bunu da destekleyen bir de arka metal plaka var. Baktığımızda bu backplate olarak adlandırılan metal plaka hem kartın üzerindeki ısıyı yayılmasını sağlıyor hem de şık bir görünüm katıyor. Tabii ki arkada fırçalanmış kaliteli bir metal. Bu kartı zaten elinize alıp hissettiğinizde o buz gibi metal hissi baktığınızda bu kartın hem rigid yapısını sağlıyor. Yani biliyorsunuz kartlar ağır kartlar ve bu kartların tek parça durması, bükülmemesi için bu arkadaki backplate'te bu sağlamlaştırmayı sağlayan bir olguya sahip termal dağılımın ve göze hoş gelen tasarımın yanında bir de tabii ki kartı sağlamlaştıran bir yapıya sahip bu backplate. Burada backplate'in biraz daha görsellerini görüyorsunuz. Artı sadece düz bir arka plaka olarak düşünmeyin bunu. Bunun özel bölümlerinde gerek VRM olsun gerek RAM'ler olsun bu bölümlerden havayı tahliye eden çıkışları var. Bunların hepsi termal tarafı destekleyen unsurlar. Mesela burada bir VRM'lerin olduğu bölümün üzerinde bir soğutma plakası görüyorsunuz. Bu soğutma plakası da hem üzerindeki güç bileşenleri MOS denen transistörlerin ısısının dağılmasına sağlıyor. Hem de baktığınızda kartın yapısını yine sağlamlaştıran bir metal olguya sahip. Bu arkadaki backplate ile beraber birleşerek kartın tamamen sağlamlaşmasını sağlıyor. Baktığımızda bellek modüllerine de gelen ayrı metal plakalar var. Bu temaslar sayesinde bellek sıcaklığını 20 dereceye kadar daha aşağı çekebiliyoruz. Bu da daha yüksek bellek frekansları demek. Daha yüksek performans demek. Zaten çok performanslı olan süper GPU'sunun daha da hızlı bellekler tarafından daha rahat bir şekilde çalışmasını sağlamak demek oluyor. Bu içerisindeki plakalar. Baktığınızda evet kartı dışarıdan eline aldığında evet ikisi de 2060 süper, 2070 süper, 2080 süper GPU'su kullanan kartlar yan yana getirebilirsiniz. Ama içine baktığınızda bu detaylar, bu plakalar aslında mesela şurada bellek derecelerini 20 dereceye kadar aşağı çekerek asıl oyuncuların hayatını biraz daha farklı bir konuma getirebiliyor. Özellikle performans alanında. Termal pedlerle tabii ki destekleniyor tüm bu termal olgular. Kalınlaştırılmış PCB sayesinde de aslında daha kararlı bir yapı elde edilmiş oluyor. Mesela burada PCB'de görmek isterseniz özel bir iş hattı ve güç hattı sayıları var. Baktığınızda MSI'nin özelleştirilmiş devre kartı tasarımı kartın sınırlarını zorlamasına imkan tanıyor. 2080 Gaming X mesela 2080 Ti Gaming X Trio'dan örnek vermek gerekirse burada 14 artı 3 faz yapısı var. Mesela 3 tane giriş mevcut. Ama referans kartta bu 13 artı 3. Gaming X Trio 2080'e geldiğimiz zaman 10 artı 2 güç yapısı var. Ama referans kartta buna karşılık 8 artı 2. Yani baktığınızda Nvidia'nın zaten mühendislik harikası olarak ortaya çıkarılan bir GPU'sunu ve referans tasarımını biz bir adım daha öteye taşıyarak daha yüksek performans almasını sağlıyoruz. Özellikle overclock durumlarında kişinin verdiği yatırımının karşılığını çok daha fazla almasına sebep oluyoruz. Gaming X Trio serisinden Gaming serisine geçiyorum. Gaming serisi de Gaming X Trio serisi gibi üstün soğutmaya, güzel görselliğe sahip. Ama iki fanla biraz daha kompakt bir yapıyla devam ediyor.
Bir de baktığınızda Super serisinde gaming olarak istediğiniz kartlar 2060 ve 2070 Super olarak 2060 Super olarak devam ediyor. 2070'te Gaming X Trio'ya geçildi bu seride. Yine aynı şekilde az önceki Gaming X Trio'da anlattığımız gibi RGB üyeleri zengin bir kart gaming tarafında. Aynı şekilde Zero Frozer'da 60 dereceye kadar fanlar çalışıyor. 60 çalışmıyor. 60 dereceden sonra fanlar çalışmaya başlıyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Üstün başarımlı TOX 3 fan, normal fanlardan %50 daha yüksek hava basıncı sağlayan TOX 3 fan yine gaming serisinde var. Ancak Gaming X Trio'da biliyorsunuz 3 taneydi bu fanın sayısı. Trio'nun zaten isim olarak Trio üçlü anlamında gelen bir kelime biliyorsunuz. Oradan ayırabilirsiniz. Trio deyince 3 fanlı oluyor. Düz gaminglerde de 2 fana sahip. Ama bu 2 fan baktığınızda normal fanlardan %50 daha yüksek basıncı sağladığı için baktığınızda aslında 2 fanla 3 fanın performansının üzerine çıkmış olabiliyorsunuz. Özellikle daha dar bir alanda daha fazla basınçlı hava ilettiğiniz için bu önemli bir durum. Yani baktığınızda bu kartta 3 fan var. Bu kartta 2 fan var. Düz mantık olarak 2 fanlı kartın daha az soğuttuğunu düşünebilir bazı son kullanıcılar. Ama bu özellikle basıncını, bu patentli basıncının anlatmak gerekiyor. Bu başka markalarda kullanılamayan bir patentli tasarım. Bu sayede daha fazla hava basıncıyla, daha yüksek verimle 2 fanla da çok iyi işler başarabiliyor Gaming serisi. Zaten bunu da yabancı sitelerdeki incelemelerde görebiliyoruz. Yine az önce bahsettiğimiz daha az alanda daha uzun heatsink yapısı burada da mevcut. GPU'ya yaklaştırılmış soğutma boruları burada da mevcut. Bakır kullanılıyor tabi burada ısı dağılımının daha hızlı devam edebilmesi için. Backplate az önce yine bahsettiğimiz hem kartın yapısını sağlamlaştırıyor hem termal olarak kartın ısısının tüm karta dağılmasını sağlayarak daha iyi bir termal çözüm oluyor. Ayrıca burada gördüğünüz hava tahliyeleriyle beraber ısıyı karttan uzaklaştırmış oluyor. Güç bileşenlerini soğutuyoruz. Artı bellekleri de özel plakalarla. Burada bu detayları işte dediğim gibi aynı kart, aynı GPU kullanan başka kartlarda niye arada fiyat farkı dendiğinde baktığınızda böyle bu detaylar öne çıkmış oluyor. 20 derece daha düşük bellek sıcaklığı demek. Çok daha yüksek frekanslara çıkılabilen, overclock'la daha yüksek performanslara çıkılabilen. Aslında alınan mesela 2070 Super GPU'su alındığında aslında 2070 Super GPU'sunun üstünde bir performans almasını sağlıyor son kullanıcıları. Termal yastıklarda da tabii ki bu termal olguyu destekliyoruz. Özel üretim gaming PCB'si de yine gaming serisinde mevcut. Gaming X Trio'yu ve gaming serisini kısaca özetlemek gerekirse çok üstün seviye soğutma, iyi görsellik ve hani patentli tasarımı sayesinde özellikle fanların diğer markalarda göremeyeceğiniz soğutma başarımı söz konusu. Aynı ebattaki fanlarla karşılaştırıldığında. Armor serisine geçiyoruz. Armor serisi Gaming serisine göre biraz daha mütevazı bir yapısı var. Daha önceki Armor serilerinde bizim önceki senelerde mesela RGB yoktu ama şimdi mesela RGB'ler Armor serilerine de kavuştu. Bu seneki Armor serilerinin en büyük öne çıkan özelliği de geçen senelerdeki gaming kartların kullandığı fana sahip olması. Yani TORX 2.0 fan da aslında Armor'la beraber geliyor. Baktığınızda geçtiğimiz senelerin aslında üst seviyesini biz orta seviyeye Armor'la beraber taşımış oluyoruz. Bu da tabii ki son kullanıcıya daha uygun maliyetli sunulan ve yine üstün bir performans sunan bir yapı demek. Burada MSI logosunun olduğu ışıklandırmada kasanın yanından görülebilecek RGB'leri görebiliyorsunuz. Geçtiğimiz senelerde Armor kartlarda RGB yoktu. Ama tabii ki biz RGB artık biraz daha yayılması için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece üst seviye kartlarda değil, daha orta seviye kartlarda da şıklık ve son kullanıcının kasasına bir görsellik katmayı hedefliyoruz. Zero Frozer yine Armor kartlarda da mevcut. Yine 60 dereceye kadar fanlar çalışmıyor. 60 dereceden sonra fanlar çalışmaya devam ediyor.
Az önce bahsettiğimiz Torx 2.0 fanları hatırlayacaksınız. Bu 3.0 fanları hatırlayacaksınız üst seri Gaming Studio'daki. Baktığınızda Torx 2.0'da 2015'ten 2018'e kadar kullanılan üst seviye bir fan. Bizim en üst seviye modellerimizde, gaming modellerimizde kullandığımız bir fandı. Artık Armor serisi de Torx 2.0 fanlara kavuştu. Diğeri biliyorsunuz 3.0 özel tasarımının üzerine katılan bazı yapraklar ve çentikler sayesinde normal fanlara göre aynı boyutta muadil fanlara göre %50 daha yüksek hava basıncı verirken Torx 2.0'da %30 daha yüksek hava basıncı veriyor. Yani yine normal fanlara göre patente tasarımı sayesinde daha üstün bir başarım sunuyor diyebiliriz. Yine burada yakın temas borularını kullanarak %10 kadar daha yakın yerleşim sağlayarak soğutmayı geliştirmeye hedefledik. Backplate Armor serisinde de geliyor hayatımıza. Yani orta seviye bir kart diye bu kartı backplate'ten mahrum etmedik. Ve tabii ki giriş çıkış panellerinin üzeri olsun, bellekler olsun, VRM'ler olsun bunların üzerini kaplayan metal plaka sayesinde burada gördüğünüz GPU'nun etrafındaki bellek sıcaklığını yine 20 derece daha düşük hale getirebiliyoruz. Bu da daha yüksek bellek frekansları demek oluyor. Termal pedlerle de bu durumu destekletip PCB ile ve özel gaming PCB'si sayesinde yani referans tasarımı kullanmıyoruz. GPU'nun potansiyelini daha üstte nasıl taşırız? Overclock'la bunu stabil daha yüksek nasıl çalıştırırız diye bir mühendislik geliştirip burada özelleştirilmiş gaming PCB kullanarak referans tasarıma göre biraz daha kararlı, biraz daha yüksek frekanslara çakılabilen bir yapıda Armor serisi kartlarda mevcut. Duke serisi kartlara geçiyoruz. Duke serisi kartlarda mesela daha ince bir yapıda karşımıza çıkıyor. Gaming X Trio gibi 3 fana sahip ama baktığınızda Duke serisinin en önemli öne çıkan özelliği referans tasarımla, referans PCB tasarımıyla gelmiş olması. Zero Frozen teknolojisi yine Duke serisinde de mevcut. Duke serisi Gaming X Trio'dan, şimdi Gaming X Trio'da da 3 fan vardı. Duke serisinde de 3 fan var. Arada bir soğutma farkı var mı diyecek olursanız evet var. Çünkü Torx 3.0 fan kullanıyor Gaming serileri. Ama Duke serisi de aynı Armor'da olduğu gibi Torx 2.0 fan kullanıyor. Bu sayede de az önce de bahsettiğim gibi normal fanlardan %30 daha yüksek bir hava başarımı, hava basıncıyla beraber soğutma başarımı gelmiş oluyor. Yine Duke serisinde de yakınlaştırılmış borular ve bakır içeriğe sahip heatsink mevcut. Duke serisinde de yine arkada backplate var. Biraz daha farklı bir tasarıma sahip. Özellikle de burada gördüğünüz gibi iki parça durumu var. Kartın hem yapısını güçlendirirken hem de termal olarak ısının yayılmasını sağlıyor. Hem Armor hem Gaming serilerinde olan bellek soğutmaları, bellek plakaları Duke serisinde de mevcut. Bu sayede belleklerin sıcaklığı da düşürülmüş oluyor. Az önce de bahsettiğim gibi yani Duke'ün en büyük özelliği Nvidia'nın referans tasarımını kullanıyor olması. Bu sayede de ileride ikinci, üçüncü parti firmaların soğutmasını kullanmak isteyenler ya da işte case modding yapmak isteyenler için bir alan oluşturuyor Duke. Ama baktığınızda Gaming X Trio'ya göre daha mütevazı bir soğutmaya sahip ve tabii ki fiyat baremi de gaming modellerine göre biraz daha alt seviyede konumlanmış oluyor Duke serisinde. Ventus serisine gelelim. Ventus serisi özellikle 2019 2018 sonu itibariyle hayatımıza girdi ve 2019 boyunca oyuncular tarafından oldukça tutuldu ve sevilmeye başladı. Özellikle internet kafe ya da daha çok işletme maliyetini düşünen insanlar için, işletmeler için Ventus serisi biraz daha fazla alınabilir, daha fazla öne çıkan bir model olarak hayatımıza girdi. Ventus biraz daha mütevazi bir yapıya sahip. Mesela RGB öğeleri yok, ışıklandırma öğeleri yok. GPU'yu Torx 2.0 fanlarla iyi bir şekilde soğutarak daha mütevazi, daha fiyat performans odaklı, daha akılcı bir çözüm olarak önümüze çıkıyor. Biraz daha basit bir yapısı var. Burada aslında en büyük özelliklerden biri Ventus'un
Ventus biliyorsunuz daha çok fiyat performans odaklı bir seri olmasına rağmen backplate ile beraber geliyor ve bu backplate de hem şıklık hem kartında yapısını güçlendiren bir yapı olarak öne çıkıyor. Yine aslında MSI'ın işte burada biraz da vurgulamak istediği durum bu. Uygun seviye kartlarımızda bile yakın temas soğutmada bellek modülleri ile belleklerin derecelerini daha aşağı indirebiliyoruz. Termal yastıklarını kullanarak soğutmanın daha arttırılmasını sağlıyoruz. Aslında daha alınabilir olan Ventus serisine, evet belki RGB öğeleri olmayabilir. Gaming modellerine ve Armor modellerine göre biraz daha mütevazı bir soğutma sistemine sahip olabilir. Ama yine de GPU'nun potansiyelini sonuna kadar kullanan uygun fiyatlı ve kullanıcıyı memnun edecek kartlar olan Ventus serisi sevilmeye başladı ve öne çıktı. Ben RGB istemiyorum. Ben ekstra özellikler istemiyorum. Görselliğim biraz daha mütevazı olursa olur ama performansından ödün vermem diyenler için bütçe dostu bir seçenek olarak Ventus serisi öne çıkıyor. Bunu da değerlendirmenizi isteriz. Aero ITX serisine gelelim. Aero ITX serisi baktığınızda bu serinin tamamen özelliği küçük kasalarda kullanılabilmesi. Mesela bizim belki Trident serisi desktopları görmüşsünüzdür. Onlarda bu ekran kartları kullanılıyor. Yani baktığınızda neredeyse bir konsol ebatlarında bir PC, yani küçük bir PC, küçük bir oyun PC'si toplamak istediğinizde özel yapılarda, özel fanlarda bu fotoğrafta gördüğünüz gibi küçücük bir alanda tam performans sağlayan bir yapısı var. Tabii ki hava soğutma modellerimizin hepsini geçtik ama bazı son kullanıcılar özelleştirilmiş sıvı soğutmalı çözümlerle de sistemlerini güçlendirmek istiyorlar. Baktığınızda biliyorsunuz EK bir sıvı soğutma bloğu üreticisi EKBB. Şu sağ üst tarafta logosunu görürsünüz. Bu bütün donanım merakları tarafından bilinen ve Case Modding tarafından öne çıkan üst seviye bir marka. Biz de EKBB ile bu işbirliğine giderek kartları fabrikadan çıkışlı bir şekilde bu blokla onun tüm EK aksesuarlarına uyacak şekilde bu loop'un içerisine yer alabilecek şekilde ürettik. Bunun en büyük özelliği de şu. Evet, bir tane DÜK ekran kartı alıp daha sonradan EK'dan da satın alıp bu şekilde bir custom loop işine girebilir son kullanıcılar. Ama baktığınızda bu sefer DÜK ekran kartını aldığınızda o soğutmayı çıkardığınızda aslında o çıkarılan soğutmaya fazladan para vermiş oluyor son kullanıcı. Bir de şu durum var tabii ki en önemlisi EK bloklu ürünler için. Herhangi bir ekran kartını soğutmasını çıkardıktan sonra ekran kartı biliyorsunuz garanti dışı kalıyor. Bu da çok yüksek yatırım olan bir parçanın aslında riske sokmuş oluyor son kullanıcı. EK Blue ile beraber eğer satın alırsa bunu direkt EK modellerini satın alırsa garanti dahilinde kendisi sıvı soğutma loop'una bu kartı ekleyip çok üst seviye kurulumlar yapabilir ve garanti 3 senelik garanti kapsamında gönül rahatlığıyla kullanabilir. İleride bir arıza olması durumunda MSI Türkiye tarafından destek sahibi olabilir. Ama öteki türlü kendisi EK blok desteklediğinde garanti dışı kaldığında maalesef birçok durumda yardımcı olamıyoruz. Çünkü biliyorsunuz kartın sökmesi, takması aslında fabrika tarafından ya da yetkili servis tarafından yapılması gereken bir durum. Ama bunu son kullanıcı değiştirdiği zaman maalesef kartın yapısını bozabiliyor ve bu da arızalara sebep açabiliyor. Bu sebeple üst seviye kullanıcılar, söküp takmayı düşünen kullanıcıları da garanti kapsamına alabiliyoruz. Böyle bir çözüm üreterek. Tabii ki SLI kurulumları için de böyle bir ince yapı fanların olmaması çok rahat bir çalışma ortamı, sistemin içerisindeki kalabalığı azaltan bir faktör. RGB öğelerini de unutmadık tabii. Mystic Light uyumlu, MSI'nin Mystic Light uyumlu RGB programını kullanarak buradaki RGB öğelerini EK bloğun üzerinden de değiştirme şansınız oluyor. Tabii ki sıvı soğutmanın performansını isteyen ama ben bir custom loop kurmak istemiyorum, sadece benim için takayım çalışsın diyenler için de Seahawk X modellerimiz
mevcut. Baktığınızda CEO Kiskisi alıp sadece sisteme kurduğunuzda sıvı soğutmalı bir ekran kartının nimetlerinden zahmetsizce faydalanmanızı sağlıyor. Yani kapalı devre bir sistem, montajı da oldukça kolay ve üst seviye bir sıvı soğutma performansı sunuyor. Yazılımlara geçelim, tüm ekran kartları ile alakalı. Bir tane bu arada soru gelmiş Güneş Bilgisayar'dan İlhan Bey. Biz bunları yapamayacaksak ne anlamı var ki satmanın? O zaman bölgesel servisler görün değişim yapalım. Şöyle bir durum var Güneş Bey. Ben sadece şeyden bahsettim. Yani mesela sonradan E-kablo temin edip zaten yurt dışında satılıyor biliyorsunuz E-kabloklar. Sonradan E-kablo temin edip mevcut olan ekran kartını söktüklerinde garanti dışı kalıyor yani baktığınızda. Ama eğer Seahawk EK'lı bir model alırlarsa 3 sene garantiden faydalanabiliyorlar. Yani açmaması gerekiyor kartın orijinal soğutucusunu. Mesela Dük serisi aldı. Dük serisinin soğutucusunu son kullanıcı çıkarmaması gerekiyor. Zaten kimsenin de değişmesine gerek yok bu arada. Baktığınızda direkt hazır bir şekilde gelmiş oluyor EK bloklu sistemi. EK bloklu ekran kartını aldığında son kullanıcı. Bakıyorum şu an başka bir soru var mı diye yazılım tarafına geçeceğim. Genel olarak teknik özelliklerinden bahsettik kartların. Bu arada sunumda çok az bir bölümümüz kaldı. Teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Şimdi yazılım tarafına geçeceğim tüm ekran kartlarının. Dragon Center'la başlıyorum. Dragon Center biliyorsunuz MSI yazılımları son zamanlarda işte Mystic Light olsun, Command Center olsun, Gaming App olsun bir sürü yazılım sistemin alt çekmecesinde farklı farklı çalışıyordu. Yer kaplıyorlardı. MSI olarak 2019'da biz Dragon Center yazılımını çıkararak komponent tarafında bütün yazılımları, MSI ile alakalı bütün yazılımları bir yazılım paketinin içerisinde topladık. Bunun adı da Dragon Center. Dragon Center baktığınızda çeşitli işlevlere sahip. Mesela şurada gördüğünüz, solda gördüğünüz G tuşu Gaming Mode. Gaming Mode ne yapıyor? Bastığınız zaman arkadaki gereksiz uygulamaları kapatıyor. Arkada çalışan uygulamaları geri plana alıyor. Oyunlarla alakalı uygulamaların işlemci ve ekran kartı tarafından öncelik verilerek hesaplanmasını sağlıyor. Overclock modunu alıyor ekran kartını ve Zero Frozen'ı kapatıyor. Yani ekran kartının fanını alt seviyelerden çalıştırmaya başlıyor ki bir ön eşik oluştursun termal olarak ve bu sayede daha yüksek performans, daha yüksek frekanslarda ekran kartı başından beri çalışmaya başlasın diye. Performans modunu aldığınız zaman performans modu diye bir özellik var. Dragon Center'ın içerisinde. Silent modu aldığınız zaman düşük gürültülü ve sistemin fanlarının az çalıştığı ya da çalışmadığı özellikle Zero Frozen destekli ekran kartlarında çalışmadığı durumlar mevcut. Overclock modunda ise çekirdek saat ve fan hızlarını arttırarak yüksek performans yani daha yüksek FPS almasını sağlıyor oyuncuların. Hardware monitör tarafında da sistemin kaynaklarını görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela GPU'nun frekansı o an ne kadar çalışıyor, termal olarak ısı değeri ne kadar, yine işlemci tarafında, anakartın chipset tarafında da baktığınızda bu termal öğeleri hardware monitör kısmından görüntüleyebiliyorsunuz. Iris diye bir özellik geldi, Command Center'ın içerisinde mevcut. Game modu aldığınız zaman oyunlar için en uygun renk ayarlarını monitöre sunuyor. Movie modunu aldığınız zaman film izlerken özellikle siyahların daha siyah olması için daha farklı bir renk skalasıyla bir renk preseti oluşturmuş oluyor. Iris modunu aldığınızda da mavi ışığın önüne geçen biraz daha sarımtırak yapıyor monitörün rengini ve bu sayede uzun süreli çalışma seanslarında mesela 10-12 saat bir yazı okuyorsanız ya da bir iş yapıyorsanız gözlerinizin yorulmasının önüne geçiyor Iris özelliği. LAN Manager baktığınızda bu özellik de bizim biliyorsunuz killer çiplerinde de kullanılan bir özellik. Oyunlara ya da istediğiniz programlara internetin önceliğini vererek interneti tamamen sizin
kullanım senaryonuza göre önceliklendirilmesini sağlıyor. Bu da oyunlarda daha az ping demek ya da eğer bir YouTube'a bir video gönderiyorsanız tüm hattı oraya odaklayarak işlerinizin daha hızlı bir şekilde bitirebilmek demek oluyor. Öncelik sunarak oyuncuların hayatını kolaylaştırmaya yönelik bir yazılım olarak öne çıkıyor LAN Manager. Baktığınızda G-Sync desteği var biliyorsunuz. Tüm Nvidia ekran kartlarında G-Sync desteği normalde biliyorsunuz tüm monitörlerde aslında gelmiyordu. Daha G-Sync sertifikasına ve G-Sync çipine gerek duyuyordu Nvidia'nın G-Sync teknolojisine çalıştırmak için. Ama Nvidia biliyorsunuz sene başı itibariyle farklı bir strateji uyguladı. FreeSync destekli birçok monitör de artık G-Sync desteğine sahip ve MSI monitörlerde G-Sync logosu olmasa bile FreeSync desteği olan MSI monitörlerde de G-Sync'i açıp G-Sync'in keyfine varılabiliyor. G-Sync'te kısacası şöyle bir sistem. Oyunun FPS değerini ekran kartının tazeleme oranıyla eşleştirip yırtılmaların önüne geçiyor. Ve daha akıcı, daha gerçekçi, daha akışkan bir oyun deneyimini sunuyor bizlere G-Sync ve FreeSync desteği. Afterburner yazılımı biliyorsunuz Afterburner hız aşırtma araçlarında altın standarttır. Anantec biliyorsunuz en saygıdeğer hardware tarafında medya kuruluşlarından biri. Biz de onun burada sloganını kullandık. Çünkü onlar hangi ekran kartını test ederse etsinler, başka bir ekran kartı, başka bir markayı da test etseler MSI Afterburner'ı kullanıyorlar. Çünkü en üst seviye hardware bilgisi olanlar için tüm ihtiyaçlarını karşılayan şu an için en detaylı yazılım bu. Detay deyince tabii ki normal kullanıcıların da gözü korkmasın. Çok fazla detay, evet, baktığınızda işin içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Bunu da düşündük. Afterburner'ın içerisine OC Scanner diye bir özellik ekledik. OC Scanner sayesinde tek tuşa basarak yaklaşık bir 15 dakika, yarım saatlik oradaki algoritmanın ekran kartının potansiyelini araştırmasıyla beraber deneme yanılma yaparak mevcut sisteminizdeki ekran kartının en üst seviyede çalışmasını sağlayan bir otomatik tek tuşla yapılan bir özelliği de var. Bu sayede evet ince ayarlar yapılabilir. Çok donanım bilgisi çok üst seviye insanların beklentilerini karşılayan bir yazılım olmasının yanında tek tuşla da harikalar yaratabilecek bir yazılım olarak öne çıkan bir yazılım MSI Afterburner. Bu sayede de tabii amaç aslında baktığınızda yapılan yatırımın karşılığını en üst seviyede alınması. Ekran kartları biliyorsunuz ucuz bileşenler değil ve kullanıcı da yaptığı yatırımın karşılığını en üst seviyede alarak memnun olmak istiyor. Biz de MSI olarak gerek soğutma, gerek yazılım, gerek parça kalitesi, gerek satış sonrası destek olarak biz kullanıcıların bu deneyimini en iyi şekilde yaşamasını sağlamak için faaliyetler gösteriyoruz. Üretim alanından bizim MSI Türkiye olarak irtibat ofisi olarak tüm faaliyetlerimiz bu şekilde. Burada genel özelliklere bakabilirsiniz. Ben bu tabloları hızlı geçeceğim. Gökçe Hanım'dan da rica edeceğim bu sunumu paylaşmasını. Daha sonradan bu tabloları işte bütün kartların arasındaki frekans değerleri olsun, iki kart arasında ne farklılık var? Çünkü ben burada bunları tek tek üzerinden geçsem hem birçok sizin vaktinizi almış olacağım, hem de tabii ki bu kadar şeyi ezberleyebilmek de çok fazla gerçekçi değil. O sebeple mesela ileride bir müşteriniz bir kart istiyor. Bu kartla bu kart arasında ne fark var dediğiniz zaman baktığınızda buradaki tablolarda iki kartın arasındaki farkları görebilirsiniz. Aynı GPU kullanan farklı Ventus olsun, Gaming Trio olsun iki ürün arasındaki farkları burada görüntüleyebilirsiniz. Mesela hemen RTX 2070'ten bir örnek verelim. Burada Gaming X Trio ile Ventus arasındaki farklar var. Mesela Ventus'ta Zero Frozer özelliği yok. Yani 60 dereceye kadar biliyorsunuz fanlar çalışmıyordu. Gaming modellerde, Armor modellerde, Duke'lerde. Ama Ventus'ta biliyorsunuz Zero Frozer özelliği bulunmuyor.
Bu da önemli bir şey. Yani fan sürekli çalışıyor olacak. Ama tabii ki bunun da bir bedeli var. Gaming Istrio ile de Virtus'un arasında bir fark var ve bu farkları da bu tabloda görebiliyorsunuz. Yani heatsinkinden olsun, soğutma tarafından olsun birçok durumda Virtus'ta Gaming Istrio'nun arasında bazı farklar var. Bu tablolarda da bu farkları görebilirsiniz. Yani aynı GPU kullanıyor ama tabii ki ikisi de özellik olarak bambaşka kartlar. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ben önce sizin sorularınızı alayım. Biz teşekkür ediyoruz Cenk Bey. Sağ olun katıldığınız için. Süper ve normal arası farklar satış arttıracak kadar var mı? Şöyle söyleyeyim. Aslında süperler artık bundan sonraki seri. Artık yavaş yavaş biliyorsunuz normal olan kartlar yavaş yavaş hani piyasada ömrünü dolduracak ve artık süperlerle devam edilecek. Süperler sunumun başında da bahsettiğim gibi daha rekabetçi olması için çıkarıldı. Çekirdek sayıları yükseltildi. CUDA tarafından frekans sayıları yükseltildi. Biraz daha rekabetçi bir şekilde, biraz daha performanslı bir şekilde ön plana çıktı. Baktığınızda mesela bir kart üzerinden örnek verebilirim. 2070 Gaming Xtrio'yu aldığınız zaman bir önceki aslında 2080'i rahat rahat yakalamış oluyorsunuz. Hatta overclock'la da geçmiş oluyorsunuz. 2080'lerin biliyorsunuz fiyatları da yüksekti. Şimdi 2070 alıp 2070 süper alıp 2080 performansında bir kart almak tabii ki kullanıcıların ilgisini çekecektir. Özellikle mesela bir önceki seride gaming kart vardı 2070'lerde. Üçlü trio kartı 2070'te yoktu mesela. 2070 seviyesinde yüksek bir seviye soğutmayla beraber geldiğinde o kadar serin ve overclock olarak o kadar öne açık bir kart bazı kullanıcıların da ilgisini çekecektir. Keza 2060 tarafında biliyorsunuz 2060 aslında RTX serisinin RTX efektlerini görmek isteyen kullanıcıların lokomotifi. 2060 evet iyi bir karttı ama 2060 süper biraz daha hani ultra detayları daha zahmetsiz bir şekilde yakalanacak performansa sahip. Evet güç tüketimleri performansla birlikte biraz artış gösterdi ama daha fazla performans isteyenler, parasının karşılığını daha fazla almak isteyenler 2060, 2070 ve 2080 tarafında süper seçeneklerini göz önünde bulunduracaklardır diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum Özgür Bey. Yazılımsal driver gibi performansa stabilite ve kart sağlığı gelişimleri nasıl oluyor? Tavsiye ettiğiniz yazılım versiyonları nasıl olurdu? Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Nvidia'nın zaten GeForce Experience uygulamasını kurduğunuz zaman sizin hiçbir driver aramanıza gerek kalmıyor. Eğer GeForce Experience'ı kurduysanız GeForce Experience sayesinde yeni sürücü geldiğinde direkt bir hata giderildiğinde direkt size bunu kuruyor. Soruyor zaten size kurmadan önce. Ve GeForce Experience'ı kurduğunuz zaman zahmetsiz bir şekilde aslında bu tarz şeylerin önüne geçmiş oluyorsunuz. Bir de GeForce Experience'ın bir özelliği var. Mesela biliyorsunuz her oyunun bir ayarı var, ayar sekmesi var ve bunlar aslında deneme yanılma yaparak size en uygun ayarı tutturmaya çalışıyorsunuz. Ama Nvidia GeForce Experience üzerinden mesela Assassin's Creed Odyssey oynayacaksınız RTX 2060 Super'le. GeForce Experience'da bunu optimize et diyorsunuz. GeForce Experience sizin istediğiniz yüksek FPS değeri mi istiyorsunuz yoksa daha fazla detay mı istiyorsunuz? Ben biraz daha az FPS ile oynarım deyip bunu zaten GeForce Experience'a belirtip tek tuşla oyunun ayarlarını birçok insan tarafından kabul görmüş şekilde oynayabiliyorsunuz. Aslında baktığınızda size bir konsol rahatlığı sunuyor GeForce Experience'ın oyun ayarlama uygulaması. Stabilite tarafında da dediğim gibi GeForce Experience'da kurulacak, otomatik olarak kurulacak tüm driverlar zaten bir önceki sürücüdeki stabilite sorunlarını gidermiş olacak. Ama benim son zamanlarda gördüğüm kadarıyla bir stabilite sorunu mevcut oyunlarda yok.
Tabii ki yeni oyun bir çıktığında bir tarz hatalar olabiliyor ama tabii ki bunlar hemen haftasında bir güncellemeyle sunuluyor. Gerek oyun yapımcısı bir güncelleme sunuyor oyunla alakalı, gerek Nvidia tarafından bir sürücü güncellemesi sunuluyor. Yani baktığınızda sürekli bir oyuncuların deneyimini iyileştirmek için canla başla hem oyun yapımcıları olsun, hem donanım tarafından biz olalım, hem de GPU üreticisi Nvidia olsun, canla başla deneyimi en iyi seviyede tutmaya çalışıyoruz. FPS türünde gamer'cıların en iyi tavsiye ettiği ürün nedir diye soruldu. Yani hangi oyun oynadığına bağlı, FPS geniş bir tür. Mesela CSGO gibi daha böyle kompetitif e-spor tarzı oyunlar oynuyorsa, aslında şu an GTX 16 serisi gerçekten fiyat performans olarak oyuncuların çok beğendiği bir seri. Ama ben Metro Exodus oynayacağım ve ray tracing efektlerini görmek istiyorum, ben oyun deneyimini yaşamak istiyorum diyenler de en az 2060 RTX 2060'tan başlamaları gerekiyor tabii. Tabii şimdi süperler de çıktı. Daha fazla performans geleceğe yönelik daha iyi bir yatırım yapmak için süperleri göz önünde bulunduracaklardır. Başka sorular varsa alabilirim. Yoksa ben 3 tane soru soracağım ve soruları doğru cevaplayanlara Steam kodu hediyem olacak. Bugün elimde sadece 3 tane 20 dolarlık Steam kodu var. Ama tabii ki önümüzdeki dönemlerde bu kodları devam ettiriyor olacağız katıldığınız için. Bakıyorum şu an başka bir soru yok. O zaman ben başlayacağım. Şöyle bir durum var. Sizden bir ricam, soruyu biliyorsanız yazın. Tam olarak yazana ben doğru cevabı vermiş sayacağım ve hediyesini ulaştıracağız. Ama mesela bir hediye aldıysanız, bir soruyu doğru bildiyseniz, ikinci, üçüncü sorulara cevap vermezseniz sevinirim. Çünkü bir sonraki sorularda yine aynı kişiye iki tane hediye verme durumumuz olmayacak. Zaten üç tane sınırlı sayıda bir hediyemiz var. O da tamamen sizin vaktinizi ayırdığınız için teşekkür amaçlı çam sakızı, çoban armağanı bir hediye. O zaman başlayalım. Şöyle söyleyebiliriz. MSI'ın biliyorsunuz aydınlatma çözümü RGB'lerini kontrol etmeye yarayan yazılımının adını soruyorum. Yani ekran kartı üzerindeki, evet. Özgür Bey hızlı ve doğru bir yanıt verdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Özgür Bey'e bir tane 20 dolarlık Steam kodu ileteceğiz. Teşekkür ediyoruz. Cari kodlarınızı Cari kodlarınızı belirtirseniz Gökçe Hanım yardımcı olacak iletilmesi için. Özgür Bey'den şimdilik bir sonraki soruları cevaplamamasını rica ediyorum. Çünkü zaten sınırlı vaktimiz var ve bir tane hediye verebiliyorum sadece bir kişiye. O zaman şöyle yapalım. MSI'ın en üst seviye hava soğutma çözümünü sağlayan ekran kartı serisinin adı nedir? Evet, E-Biltek doğru cevap verdi. S-Bilişim, şöyle söyleyeyim, fiyat performans tarafında Ventus iyi bir çözüm sunuyor. Ama en üst seviye çözüm Gaming Trio serisi şu an için. Süper serilerinden bahsediyorum. Aslında Lightning Z var, bu sunumda sunmadık. Lightning Z özel üretim bir çözüm. Onun daha üst, o biraz daha üst seviye bir versiyon var ama tabii ki bizim bugünkü konumuz Süper serisi olduğu için Gaming Trio serisini E-Biltek olarak doğru cevap olarak kabul ediyoruz. Zaten bu sunumun içerisinde Gaming Trio en üst seviye hava soğutması olarak geçiyordu ve kendilerini tebrik ediyoruz. Son bir tane daha sorum olacak bununla alakalı. Onun ardından da yavaş yavaş webinarımıza son vereceğiz. Hayırlı olsun, güle güle, iyi günlerde kullanın. Son soru olarak şunu söyleyebiliriz. MSI'ın tüm yazılımlarını bir araya toplayan yazılım paketinin adı nedir? Dragon Center. Doğru cevap. Cari kodunuzu da iletirseniz sizi de tebrik ediyoruz. Hediyenizi ulaştıracağız.
Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Hala sorunuz varsa bu arada ben yanıtlamak isterim seve seve. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için, ilgili dinlediğiniz için, katılımınız için, yani soru cevap seansına da gösterdiğiniz ilgi için. Umarım MSI ekran kartlarının, MSI ürünlerinin özellikle diğer markalardan farklı taraflarını size anlatabilmişimdir. Yani neden MSI almalıyım sorusunun cevabını sizin kafanızda oturtabilmişizdir ve bu sayede de müşterilerimize, son kullanıcılarımıza doğru bir bilgiyle onların oyun ve bilgisayar kullanım deneyimlerini hep beraber arttırabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Özgür Bey. Çok teşekkürler.